Her emri ilahi, her vaaz-ı ilahi hepsi bir selamdır. Şimdi hacıymış, hocaymış, imammış, vaizmiş ama ayet-i kerime bir kulağından giriyor, öbür kulağından çıkıyor. Nasıl bir iman? 40 tane ayet okusan yerinden sallan. İşte gerçek müminler Allah dendiği zaman vecilet kuluhu, nasuhi diyor değil mi? Allah mı dendi? Allah dendiği zaman kalbinde onun saygısını hissedeceksin bir. İkincisi, ayetler mi okundu? Vaaz mı dinledin? Sohbet mi dinledin? Değiştirdi mi seni, değiştirmedi mi? Sana bir şey kattı mı, katmadı mı? Dinlediğin ayetler seni etkiledi mi, etkilemedi mi? Eğer etkilemiyorsa imanda sıkıntı vardır. Size şöyle bir örnek vereyim kıymetli dostum. Cenab-ı Hak bu salgın hastalığı def eylesin. Nice yoğun bakımda hastalar var. Bu yoğun bakımdaki hastalardan bir kısmı için doktorlar ne diyorlar? Her şeye hazırlıklı olun diyorlar. Doğru mu? Her şeye hazırlıklı olun dedikleri hasta kimdir? Tedaviye cevap vermiyor. Serum takıyorlar, ilaçları değiştiriyorlar. Ne yapıyor? Tedaviye cevap vermiyor, bir gelişme olmuyor. Eğer tedaviye cevap veriyorsa, tansiyon düzeliyorsa, eksiler artıya doğru dönüşüyorsa iyi alamet var diyorlar. Hastanın durumu iyiye doğru gidiyor diyorlar. Doğru mu? Yani ilaca, tedaviye cevap veren hastada ümit var demektir. Ama tedaviye cevap vermiyorsa her şey hazırlıklı olur demektir. Aziz kardeşim, her ayet bir serumdur. Her ayet bir ilaçtır. Her emri ilahi, her vaaz-ı ilahi hepsi bir serumdur. Niye seni ve beni etkilemeyecek? Bu tedaviye bizim İmanımız, ahlakımız, yaşantımız cevap vermeyecek. Eğer cevap vermiyorsa sistemler tıkandı demektir. Onun için tedaviye cevap veren hastada ümit vardır. Vaazlara, sohbetlere, ayetlere, hadislere cevap veren bir anlayışta ümit vardır.